31 Ağustos, 6 Eylül. Yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Yayların özellikle son zamanlarda sağlıkla ilgili kendilerini çok fazla dinleme. Başım ağrıyor, bir sıkıntım var. Kolum ağrıyor, bir sıkıntım var. Nefes alamıyorum, bir sıkıntım var. Sizin gibi enerjik ve seyahati, okumayı, araştırmayı, fikir almayı çok seven bir insanın bu hafta takıntıların tavan yapacağı bir hafta. Bence siz fazla rahatlık sizi takıntıya sebep olmuş. Koşacak mısın, tırmanacak mısın, dağa mı çıkacaksın, denizin ortasında mı yüzeceksin ya da kendini farklı bir noktaya mı atacaksın bilmiyorum, enerjini değiştir. Bu seni ruhsal olarak yorabilir ve bu psikolojine de rahatsızlık verebilir. Çünkü yani boynun tutulsa boyun fıtığım diyorsun. Miden ağrısı mide kanseriyim diyorsun. Böyle bir garip garip enerji yüklemem var. Bu yüklemeden bazı yerlerin çıkması lazım. İşinizle alakalı evet burada aynı noktada kalacaksınız. Değişen bir şey olmayacak ama para konusunda şikayet ediyorsunuz ve bunu yöneticiniz ya da bulunduğunuz insanlarla konuşup artık bu noktayı belirlemeniz gerekiyor değerli yay burçları. Çünkü hep aynı şeyi konuşuyorsun. Ne bir adım, ne bir ilerleme. Sadece kendi kendine yakın gördüğün insanlara derdini anlat. Aynı şeyleri onlar da şikayet ediyor. Toplu olup en azından maaşınızla alakalı hakları konuşabilirsiniz diyorum. Kendinizle ilgili yüksek eğitim almak isteyen, yani master'ınız ya da doktorunuzu yapmak isteyen bazı yaylar bu kararı verdiniz. Doğru bir karar yapın çünkü siz okumayı, araştırmayı enerji olarak seven bir noktadasınız. Bu da size iyi gelecek. İlişki evli olan yay burçlarında biraz sıkıntılar, problemler, evle ilgili, bina ile ilgili yaşayacağınız sıkıntılar ve evin bir tarafa akıyor, rutubet var, kokuyor dediğimiz için ev değişikliği, valiz hazırlama, hani koli toparlama dediğimiz ya da evi boyatma dediğimiz bir sistem haftanız var. Bu da en azından bu evinizin enerjisi ve ruhu değişeceğini düşünüyorum. Bekar olan yaylara sürpriz bir aşk ve keyif haftasına başlayabileceğinizi, doğru enerji, uzun süredir ilişkinizle ilgili bir netlik istiyordunuz. Artık ayrılsak mı, evlilik mi yapsak? Evlilik kararı veren bazı yay burçları oldu. Onlar için daha keyifli. Hatta hiç düğün müğünü bırakın, nikahtan gidin. Çünkü uzun süredir ilişkiniz var. Bir de adını koyamadığınız, ya bazı yer burçları ilişki var ve yok arası, artık onu bırakın, size bir hayrı yok. Kullanılıyorsunuz ve psikolojik olarak çok yorgun oluyorsunuz. Bu da sizi mutlu etmiyor değerli yer burçları. Spora merakı olan, yürümek, pilates, yoga, meditasyon ya da artık size ne iyi geliyorsa sanki bu sporla ilgili bir diploma ya da eğitim almak istiyorsunuz. Yapın çünkü sporu da seven bir enerjiniz var. Okçuluk olur, atçılık olur, ne yapma, tenis olur, pilates olur. Ne yapmak istiyorsanız bu size iyi gelecek yay burçları. Aile büyüklerimizle ilgili özellikle beyin damarları, yani baş ağrıları olan kim varsa doktora gitmeli. Bu biraz sıkıntılı olarak gözüküyor. Bir yeni bir malın satılmasını bekliyorsunuz ve herkese adalet noktasında paylaşılmasını istiyorsunuz. Baba soyunuzdan kalan haklarla ilgili. Herkes her şeyi veriyor. Kimsenin bir şey verdiği yok. Herkes her sene yapacağız yapacağız diyor. Kimse poposunu kaldırıp bir şey yapmıyor. Kimse yapmıyorsa siz yapın ve bu adalet noktasını gelecek nesilleri tanımadığınız için bunlar ileride kuzenlerle ya da yeğenlerle ilgili sorun olacak. Şimdiden bu olayı çözmeniz doğru olarak söylüyorum. Duygusallıkla ilgili de son zamanlarda uzun süredir ilişkisi olmayıp yay burçlarına aşık dedim de hayal ettiğiniz ve kalbinizde geçirdiğiniz biri varsa bununla ilgili bir yüzleşme döneminiz olacak ve bu yüzleşme biraz daha canınızı yakabilir. O yüzden çok umut beklemeden yüzleşin. Evet, içinizdeki öfkenizi, içinizdeki kaosunuzu anlatın ama çok umut beklemeyin lütfen diyorum. Sizde de özellikle sağlıkla ilgili değil de evinizin hanesindeki büyüklerle alakalı bir sağlık problemi gündemde olabilir. Bu biraz sizi yorabilir ama sonu sağlıklı ve aydınlık olarak gözüküyor. Şöyle demişim, çocuklarınızla ilgili gelecek korkunuz varsa endişe etmeyin. Toparlanacak bir sistem olacak. Siz de bunun farkına varacaksınız. Evde özellikle koltuk değiştirmek istiyorum. Artık koltuklar popoma batıyor, yatarken rahatsız ediyor diyen yay burçlarını demişim. Git koltuğunu değiştir. Kampanyalar varken git hallet bir an önce canım benim demişim. Bir de yay burçlarına sürpriz bir para, hiç beklenmedik bir dostunuz ya da unuttuğunuz bir para hanenize gelecek. Merak etmeyin. Dua olarak size bir şey demedim ama sizin okumanız gereken şu an içimden gelen tek şey belki de Meryem suresi, Fetih suresi ve Yasin okursanız üzerinizdeki enerjiler, korkular gideceğini söyleyebilirim değerli yay burçları. Mutlulukta kalın, umutta kalın. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin.